Merhaba gençler. Bu derste konumuz toplazma ve organeller olacak. Stoplazma nedir? Stoplazma kavramıyla başlayalım. Hücre zarının çevrildiği alanda yarı akışkanlı jel kıvamındaki kısma biz stoplazma veriyoruz. Stoplazma sitozol adı verilen sıvı kısım ile organellerden oluşur. Sitoplazmada en fazla bulunan madde sudur. Sitoplazmada su ile birlikte diğer inorganik maddeler ve organik maddeler de bulunur. Sitoplazmada bulunan hücresel yapılara sırayla bakalım isterseniz. Ribozomla da başlayalım. Ribozom zarsızdır. Ribozom küçük alt birim ve büyük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşur. Her iki alt biriminde yapısında Ribozomal RNA ve protein bulunur. Dolayısıyla da ribozom nükleo-protein yapılır diye söyleyebiliriz. Ribozomun alt birimleri ökaryotik hücrelerde çekirdek içerisinde çekirdek içinde e, sentezlenir. E, peki ribozomun görevi nedir? Ribozom protein sentezinin gerçekleşmesinden sorumludur. Dikkat ederseniz ribozom protein sentezinin gerçekleşmesini sağlayan hücresel yapıdır. Ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Dolayısıyla her canlı kendi proteinini DNA aslındaki genetik bilgiye göre kendisi sentezler. Ee, protein sentezinin gerçekleşmesi tüm canlılarda ortak bir olaydır. Ribozomun faaliyeti sırasında artan ve azalanlar nelerdir? Ribozom protein sentezinin gerçekleşmesini sağlar. Dolayısıyla protein sentezi sırasında Aminasit miktarı sayısı azalırken protein, su ve peptid bağı sayısı artacaktır. Protein sentezi bir dehidrasyon olduğundan protein sentezi sırasında kullanılan ATP miktarı da artar. Ortamdaki ATP miktarı ise azalır diye de söyleyebiliriz. Ribozom sayısı hücre tipine göre farklılık gösterir. Yani her hücrede aynı sayıda ribozom olmaz. Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde ribozom çok sayıda bulunur. Ribozomun bir kısmı stoplazmada serbest olarak bulunur. Ve bir kısmı ise bağlı olarak bulunur. Bağlı olarak bulunan ribozomların bir kısmı endoplazmik retikulum üzerinde, bir kısmı çekirdek üzerinde bulunurken bir kısmı da mitokondri ve kloroplast organellerinin içinde bulunur. Evet e, Sorumuza bakalım birlikte ribozom organinin çalışmasına bağlı olarak aşağıdaki grafiklerin hangisindeki değişim gerçekleşmez diyor. Ribozomda gerçekleşen olayımız protein sentezi. Protein sentezi sırasında e, su miktarı artacaktır çünkü bu olay bir dehidrasyondur. E, yine amino asit miktarı azalır. E, amino asitler kullanılacaktır. E, enerji kullanımı artacaktır bu bir dehidrasyon olayı yine protein miktarı artacaktır. Amino asit azalır, protein artar. E, peptit bağı sayısı da artacaktır. Ancak E şıkkında peptit bağı sayısının azaldığı şeklinde verilmiş. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Yanıtımız E diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. E, 1991 yılı ÖYS sınavına çıkmış olan bir sınav sorusu. İnsan dal yuvarlara dönüşecek olan genç hücrelerde hemoglobin yapısında bulunan globin molekülü e, bu hücrelerin aşağıdaki organellerin hangisinde sentezlenir? Hemoglobinin globin kısmı e, proteindir. E, dolayısıyla protein sentezinin gerçekleştiği e, hücresel yapı bize sorulmakta. E, bu sebeple B şıkkına baktığımızda ribozumu görmekteyiz. Yanıtımız B diyoruz. Evet, e, endoplazmik retikulumla devam edelim. Endoplazmik retikulum tek katlı zarlı bir organeldir hücre zarı ile çekirdek zarı arasında yer alan kanalcıklar ve kesecikler sistemidir. endoplazmik retikulumun temel görevi hücre içerisinde madde taşınmasını sağlamaktır. Endoplazmik retikulum kanalcıkları hücre içerisini odacıklara böler. Dolayısıyla da bu durum farklı asidik ve bazik tepkimelerin birbirine karışmadan gerçekleşmesini sağlar. Endoplazmik retikulumlar birbirleriyle bağlantılı olmalarına rağmen yapı ve görev bakımından iki çeşitlidirler. Üzerinde ribozom bulunan endoplazmik retikuluma granüllü ya da diğer adıyla tanecikli endoplazmik retikulum adı verilirken üzerinde ribozom bulunmayan endoplazmik retikuluma granülsüz ya da diğer adıyla düz endoplazmik retikulum denir diye söyleyebiliriz. Evet granülsüz yani düz endoplazmik retikulumun özellikleriyle ve görevleriyle devam edelim. Düz endoplazmik retikulum biraz önce de belirttiğimiz gibi üzerinde ribozom taşımayan endoplazmik retikulumdur. Lipid sentezi ve karbonhidrat metabolizmasında görev yapar. Lipid sentezi deyince tabi aklımıza yalnızca yağ gelmiyor. Bunun yanında steroid ve fosfolipid e, sentezi de geliyor. Dolayısıyla düz endoplazmik retikulum e, steroid sentezinde görev yapar. E, bu sebeple de e, steroid yapılı hormonlar olan örneğin östrojen, progesteron, aldosteron gibi hormonlar düz endoplazmik retikulumlarda sentezlenir. Yine hücre zarının yapısına katılacak olan fosfolipitler düz endoplazmik retikulumlarda sentezlenir. Yine e, yağ sentezide düz endoplazmik ritkulumlarda gerçekleşir diye söyleyebiliriz. Yine karbonhidrat metabolizması da görevi yaptığını ifade ettik az önce. Karaciğerde glukoz fazlası glikojen şeklinde depolanır. Glukozun fazlasının glikojen şeklinde depolanması düz endoplazmik retikulumlarda gerçekleşmektedir. Yine karaciğerde Bulunan düz endoplazmik retikulumlar ilaç ve diğer zehirli maddelerin etkisiz hale getirilmesini sağlarlar. Biz bu olaya detoksifikasyon adını veriyoruz. Ee, yine kaslarda e, bulunan granülsüz endoplazmik retikulumlar kas kasılmasında görev yapan kalsiyum iyonlarını depo ederler. İki granüllü endoplazmik kolon nedir ve görevi, görevleri nelerdir? Ona da bir bakalım. Granüllü endoplazmik kulum üzerinde ribozom taşıyan endoplazmik kolonudur. Granüllü endoplazmik kolonlarda glikoprotein sentezi gerçekleşir. Eee glikoproteinin sentezlenmesi sırasında öncelikli olarak granüllü endoplazmik kolonların üzerinde yer alan ribozomlarda polipeptit sentezi gerçekleşir. Sentezlenen polipeptit endoplazmik retikulum kanalcığı içine girer. Kanalcık içerisinde endoplazmik retikuluma ait enzimlerin etkinliğiyle polipeptit 3 boyutlu yapı özelliği kazanır. Yani proteine dönüşür. Daha sonra e, proteine e, karbonhidrat eklenir kanalcık içerisinde ve glikoprotein sentezlenmiş olur. Bu Dolayısıyla granüllen endoplazmik retikulumlarda glikoprotein sentezlenir diye tekrar ifade edelim arkadaşlar. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi granülsüz yani düz endoplazmik retikulumun özelliklerinden biri değildir diyor bize. Maddeleri zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir yani detoksifikasyon karaciğer hücrelerinde görülmekte. E, tabii karaciğer hücrelerindeki granülsüz endoplazmik retikulumlarda. Yine fosfolipit sentezi e, düz endoplazmik retikulumun görevlerinden biri. Kas hücrelerinde kalsiyum depo etme yine aynı şekilde düz endoplazmik retikulumun görevlerinden biri. Yine E steroid hormonların sentezi. Düz endoplazmik retikulumun görevi ancak protein sentezleme düz endoplazmik retikulumun görevi değildir diyorum. Yanıtımız D şıkkı. Evet gelelim golgi aygıtına. Golgi aygıtı tek katlı zarlıdır. Aynı endoplazmik retikulumda olduğu gibi. Golgi aygıtı üst üste dizilmiş yassı kesiciklerden oluşan bir organeldir ki bu yassı kesiciklere biz Sisterne adını veriyoruz. Golgi aygıtı endoplazmik retikulumdan gelen ürünleri değişikliğe uğratır. Onları paketler ve ilgili kısımlara gönderir. Bu anlamda da aynen bir posta merkezi veya bir kargo merkezi gibi çalışır. E, salgı için özelleşmiş hücrelerde çok miktarda golgi bulunur. Örneğin e, tükrük bezlerinde golgi organeli miktarı fazladır. Ya da mukus salgılayan hücrelerde Golgi organeli miktarı fazladır diye söyleyebiliriz. E, sorularda da salgı kelimesini gördüğünüzde hiç düşünmeden Golgi e, yanıtını verebilirsiniz. E, yine Golgi endoplazmik retikulumda üretilen glikoproteinlerin e, karbonhidrat kısmı e, Golgi'de değişikliğe uğratılır. Yani e, glikoprotein e, endoplazmik retikulumda üretildikten sonra golgi'ye gelir. Golgi'de endoplazmik retikulum'da üretilen glikoproteinin karbonhidrat kısmındaki bazı karbonhidratlar çıkarılır yerine başkaları konur veya glikoproteinin karbonhidratlarının bazıları yer değiştirilir. Bu işlemi sağlayan da yine golgidir. Yine golgi kendisi de glikoprotein sentezi yapabilir. Yine Golgi hücre zarının yapısına katılacak olan fosfolipitlerde de değişiklik yapabilir. Onlar da değişikliği uğrata, bilir diye söyleyebiliriz. Ee, Golgi hücre çeperi oluşumunda da görev yapar. Hücre çeperi oluşumunda sellos hariç. Pektin gibi bazı karbonhidratların sentezini gerçekleştirir. Hücre e, çepenin yapısında ana madde sellozdur ama e, bu e, yapıda yalnız selloz olduğu anlamına gelmez. E, Sellozun sentezi golgide olmaz. E, o e, hücre zarındaki rozet protein dediğimiz e, proteinlerin etkinliğiyle e, selloz sentezi gerçekleştirilir. E, ancak hücre e, duvarının, hücre çepenin yapısındaki pektin gibi bazı karbonhidratları Az önce de belirttiğimiz gibi Golgi sentezler. Golgi'de oluşan bazı paketler lizozom şeklinde, bazı paketlerde de koful şeklinde sitoplazmaya geçer. E, dolayısıyla da Golgi e, lizozom oluşumunda ve yine koful oluşumunda da görev yaptığını söyleyebiliriz. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Hayvansal hücre zarlarına özgürlük kazandıran glikoblipitler aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir diyor bize? Glycol. E, glikolipitlerin sentezi, yine glikoproteinlerin sentezi değişikliğe uğratılması, yine lipoproteinlerin sentezi Golgi aygıtı ya da Golgi organelinde gerçekleşir diye söyleyebiliriz. Yanıtımız C şıkkı. Evet 5. sorumuza bakalım. Ökaryotik bir hücrede salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler diyor bize. Ee, dikkat ederseniz e, sentezlenmiş bir proteinimiz var. Ve hücre dışına salgılanacakmış. E, i̇zlediği yol soruluyor bize ki 2009 ÖSS sınav sorusu. E, proteinin e, polipeptit kısmı ribozomda sentezlenecektir. Burada ribozom yok. Granülendoplazmik retikulum var. Dolayısıyla granülendoplazmik retikulumlarının ribozomları üzerinde sentezlenecek. Endoplazmik retikulum kanalcıkları taşıyacaktır. Ee, salgılanacağına göre öncelikli olarak golgiye gitmek zorunda. golgi'de e, en son biçim verilecek ve paketlenecektir ve ilgili kısma gönderilecektir. Ee, dolayısıyla sıralamamız granülen doplazmikritikulum, golgi aygıtı ve en son da hücre dışına atılacağına göre hücre zarı şeklinde olmalı diye söyleyebiliriz. Evet bu dersimizde organellerimize başladık. Bir sonraki dersimizde organeller konusuna devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba gençler. Bu dersimizde organeller konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bu dersimizde lizozom, koful ve peroksizom organellerini göreceğiz. Lizozomla da başlayalım. Lizozom tek katlı zarlı, kesicik şeklindeki organeldir. Hayvan hücrelerinde bulunur ancak bitki hücrelerinde bulunmaz. E, protein, nükleik asit, lipid ve polisakkaritlerin sindirimini sağlayan sindirim enzimlerini yani hidrolazları bulundurur. Dolayısıyla da lizozom hücre içi sindirimden sorumlu olan organeldir diye söyleyebiliriz. Ama sorularda özellikle lütfen dikkat edelim. Lizozom sindirim enzimlerini bulundururken bu enzimleri üretmez. Üreten değil, bunları bulunduran dolayısıyla hücre içi sindirimi sağlayan organeldir. Lizozom oluşumunu kritikulum ve golgi cisimci ya da diğer adıyla golgi aygıtı sağlar lizozomun içi asidiktir. Dolayısıyla da lizozom enzimleri ancak asidik ortamda etkinlik gösterebilirler. E, pH'in nötr olduğu veya bazik olduğu ortamda etkinlik göstermezler. Peki otoliz nedir? Otoliz kavramını görelim birlikte. Bazen çok sayıda lizozomun zarı değinir. Bu durumda çok sayıda lizozomun içeriği stoplazma içerisine dağılır. Bu durumda stoplazma pH'i Asitikleşir. Lizozom enzimleri e, yani sindirim enzimleri hücrenin kendi kendini sindirmesine neden olur. Hücrenin kendi kendini sindirmesine biz otoliz adını veriyoruz. E, örneğin kurbağaların larva döneminden ergin döneme geçtikleri sırada e, normalde kuyrukları vardır larvaların. Kuyrukları yok olur. Kuyrukların yok olması e bir otoliz mekanizmasıyla gerçekleşir. Yine bizim embriyonik dönemimizde parmak aralarımızda deri bulunur. bu deri tabakası yine otoliz mekanizmasıyla yok edilir. Parmak aramızın arası boşalır. Deri ortadan kalkmış olur. Otofaji nedir? Otofaji de yine önemli olan olaylardan bir tanesidir. Hücre içerisinde yaşlanmış ya da hasarlı hale gelmiş, artık görevini yapamayan organeller lizozom enzimlerinin etkinliği ile parçalanırlar. Bu olaya biz otofaji adını veriyoruz. Otofaji önemli bir olay çünkü hücrenin kendi maddelerinin geri dönüşümünü sağlıyor. Organik madde geri dönüşümünde önemli bir olaydır otofaji. Bu yolla geri dönüşümle elde edilen ee, Organik maddeler yeni organellerin üretiminde e, kullanılırlar arkadaşlar. Evet, e, lizozomla ilgili sorularımıza bakalım. Kurbağalar larva döneminden ergin döneme geçerken kuyruklarını kaybederler. Bu olay kurbağaların metamorfozu yani başkalaşımı sırasında gerçekleşir. Kurbağanın kuyruğunun vücuttan ayrılma sırasında görev yapan organel... Aşağıdakilerden hangisidir? Bu olay az önce de belirttik. Otolizdir. Otolizde görev yapan organel lizozomdur diyoruz. Yanıtımız D şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Lizozom organelini aşağıda verilen organel çiftlerinin hangileri oluşturabilir? Diyor bize A ribozom, sentrozom, B mitokondri, peroksizom, C kloroplast, koful, D koful, sentrozom ve E endoplazmik retikulum, golgi aygıtı. E, lizozom oluşumunda granüllendoplazmik retikulum ve gol yaygıtı görev yapar diye söyleyebiliriz. Yanıtımız E şıkkı. Ve üçüncü sorumuza bakalım. Lizozom organeli görevlerinden hangilerini gerçekleştirir? Hasar görmüş yapıları hücre içinde sindirme. Evet sindirimden sorumlu diye biliyorsunuz. Sindirim enzimlerini üretme demiş. Konuyu ifade ederken de sizlere söylemiştim. Lizozom enzim üretmez, enzimleri bulundurur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Fagostoz alınan besinleri sindirme, evet sindirme görevini lizozom sağlıyor. Dolayısıyla yanıtımız 1 ve 3 yani D şıkkı. Evet gelelim bir başka organelimize yani kofula. Koful da yine lizozom gibi tek katlı zarlı olan bir organeldir arkadaşlar. Koful oluşumunda genellikle Endoplazmik retikulum ve golgi aygıtı yani golgi cisimci görev yapar. Ama tabi yine koful oluşumunda hücre zarı da e, görev yapar. Yani hücre zarından kaynaklı kofullarda bulunur diye söyleyebiliriz. E, farklı hücre tiplerinde farklı koful tipleri bulunabilir. E, örneğin hayvan hücreinde e, endostozun bir çeşitli olan fagostoz sırasında hücre zarından besin kofulu oluşur. Yine endostozun diğer çeşidi olan pinostoz sırasında da yine besin kofulu oluşumu gerçekleşir. Yine büyük moleküllü maddelerin hücre dışına atılması yöntemi olan egzostoz sırasında da boşaltım kofulu oluşur. E, ayrıca tatlı sularda yaşayan e, tek hücreli canlarda e, fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan kontraktil koful adını verdiğimiz kofullar bulunur. Kontraktil kofullar örneğin paramesyumda vardır. Yine TATUS'ta yaşayan öglenada da bulunur. E, hücre içerisine giren fazla suyun enerji harcanarak hücre dışına atılmasını sağlar. E, kontraktil kofullar aynen bir pompa gibi görevi yaparlar. Ve suyun boşaltılmasını sağlarlar arkadaşlar. E, yalnız e, bu olay sırasında enerji harcanmasından dolayı bazen bu olayın aktif taşıma e, gibi algılanması ortaya çıkıyor. Bu olay aktif taşıma değil. Asla su dışarı aktif taşımayla atılmaz. Buna lütfen dikkat edelim. Kontraktil kofullar az önce de belirttiğim gibi bir pompa gibi görev yaparlar. Enerjinin de harcanmasıyla fazla suyun dışarı atılmasını sağlarlar. Unutmayın tatlı su hipotonik ortamdır. Bunu da yine e, belirtmiş olalım. E, yine bitkilerde. Ee, arkadaşlar e, kofullar çok sayıdadır gençken e, ama küçüktürler. Bir bitki hücresi yaşlandıkça e, bitki hücresindeki küçük kofullar birleşirler büyük bir koful oluştururlar. Oluşan bu büyük kofula da biz merkezi koful adını veriyoruz. Dikkat ederseniz merkezi kofullar bitki hücrelerinde bulunan kofullardır ve e, merkezi koful oluşumu bitki hücresi yaşlandıkça ortaya çıkar. Merkezi koful içerisinde e, bulunan öz suda antosiyanin ya da diğer adıyla antokyan adı verilen bir pigment bulunur. Antosiyanin ya da diğer adıyla antokyan adı verilen pigment e, koful öz suyunun pH'ının durumuna göre yani asidik, bazik ya da nötr oluşturuşuna göre e, mavi, mor ya da pembe e, renklerinin oluşmasını sağlar. E, yine arkadaşlar bitkilerdeki bazı kofullar e, hayvanlar için zehirli veya tadı kötü olan bileşikleri depolarlar ve e, bitkinin hayvanlara karşı korunmasını sağlarlar. Dikkat ederseniz burada da depo kofullarından bahsedebiliyoruz. Yine bitki hücresinde protein gibi bazı organik maddelerin depolanmasını sağlayan kofullar da bulunur diye e ekleyebiliriz. Evet, e kofulla ilgili bilgilerimizi verdikten sonra sorularımıza bakalım birlikte. Yukarıdaki hücresel yapılardan hangileri hem hayvan hem de bitki hücresinde bulunabilir diyor bize? Merkezi koful, biraz önce de ifade ettik. Bitki hücreleri yaşlandıkça ortaya çıkan Küçük kofulların birleşmesi sonucu meydana gelen kofullardı. Dolayısıyla merkezi koful bitki hücreinde bulunurken hayvan hücreinde bulunmaz. Granüloplazmik retikulum ortaktır. Hücre zarı yine ortaktır. Hücre duvarı bitki hücreinde bulunurken hayvan hücreinde bulunmaz. Hücre iskeletini de bir sonraki dersimizde derslerimizde göreceğiz. Tüm ökaryotik hücrelerde hücre iskelet elemanları var. Hatta prokaryotlarda da olacak yalnız e, o dersimizde ifade edeceğim ben size. Sadece ökaryotlarda bulunan hücre iskeleti elemanları ile prokaryotlarda bulunan hücre iskelet elemanları birbirinden farklı olacaklar. Dolayısıyla bu da ortak bir özelliktir. 2, 3 ve 5 ortaktır. Yani yanıtımız D diyoruz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Ak hücresinin bir bakteri içine alıp yok etme sürecinde organellerin olaya katılım sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Öncelikli olarak e, fagostozda e, mikroorganizma bakteri içeri alınacaktır. Bu durumda önce besin kofulu oluşur. Besin kofulu lizozom organeli ile birleşir ve sindirim kofulu meydana gelir. E, burada şunu da ifade edelim. E, lizozom hücre içi sindirimi sağlar. Ancak sindirim e, lizozomun içerisinde olmaz. Sindirim kofulun içerisinde olur. Sindirim kofulunun oluşabilmesi için ise besin kofulu ile lizozomun e, birleşmesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla yanıtımız 3, 2, 1 şeklinde olacaktır. Yanıtımız D şıkkı. Evet 6. sorumuzla devam edelim. Kofullar ve hücrelerde bulunan tek katlı zarlı organellerdir. Buna göre özellikleri verilen kofular aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir diyor bize. Endostozla hücre zarına oluşan koful besin kofuludur. Bitki hücrende antosiyanin ya da antokyan depolayan koful merkezi kofuldur. Yine amipte hücre içine giren fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan kofulsa ee, arkadaşlar kontraktil kofuldur. Dolayısıyla da yanıtımız A şıkkı diye söyleyebiliriz. Evet bir başka organelimize bakalım. Organelimiz peroksizom. Peroksizom tek katlı zarlı olan bir organeldir. Karaciğer ve böbrek hücrelerinde ilaçlardan ve bazı zehirli maddelerden e, oksijene hidrojen aktarımı yaparak ilaçların ve zehirli maddelerin etkisiz hale gelmesini sağlar. Yani peroksizom ee, örneğin bir ilaçtan hidrojeni koparır, e, kopardığı hidrojeni oksijene aktarır e, ve bu ilacın veya zehirli maddenin etkisiz hale gelmesini sağlar. Bu durumda hidrojen peroksit oluşumuna neden olur. Tabi peroksizom e, bu işlevi yerine getirirken sahip olduğu enzimlerle bunu gerçekleştirir. Tabi peroksizomun e, ilaçtan veya zehirli maddeden. O, e, hidrojen koparıp oksijene aktarmasıyla e, oluşan hidrojen peroksit de zararlı bir maddedir. Peroksizom e, yine zararlı olan hidrojen peroksit de sahip olduğu katalaz enzimiyle e, su ve oksijene yıkar. E, onu da zararsız hale getirmiş olur diye söyleyebiliriz. Peroksizom aynı mitokondri gibi. Oksijen kullanan bir organeldir. Yalnız mitokondri oksijen kullandığında ATP sentezini sağlar. Halbuki peroksizom oksijeni kullanır ama ATP sentezini sağlamaz arkadaşlar. Dolayısıyla sorularda özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ortamdaki oksijeni azaltan organeller hangileridir dediği zaman bunlardan bir tanesi e, mitokondri, bir diğeri ise e, peroksizomdur diye söyleyebiliriz. Yine burada arkadaşlar dikkat ederseniz peroksizomun görevi zararlı maddeleri zararsız hale getirmek. E, daha önceki dersimizde zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesinde bir başka organeli de gördük. Düz endoplazmik retikulumdu. Her iki organel de zararlı maddelerin etkisiz hale getirilmesini sağlar ancak eee Zararlı maddelerin zararsız hale getirilmesine yani detoksifikasyonda e, yaptıkları işle biraz farklıdır. E, peroksizom, dikkat ederseniz zararlı maddelerin hidrojen kopararak e, bu işini yerine getiriyor. Düzendoplazmik retikulumsa detoksifikasyon sırasında etkisiz hale getireceği maddeye hidroksil grubu ekler ve o şekilde etkisiz hale getirir. Bunu da yine aktarmış olayım ben sizlere. Ee, yine bitki tohumlarında peroksizomun özel bir şekli bulunur. Ee, bu özel şekli glioxizomdur. Glioxizom bitki tohumlarında yağ asitlerinin şekere dönüşümünü sağlar. Bunu da yine ifade etmiş olalım arkadaşlar. Bu dersimizde lizozom, koful ve peroksizom organellerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba gençler. Bu dersimizde sentrozom, hücre iskeleti ve hücrenin en büyük organı olan çekirdeği göreceğiz. Sentrozomla başlayalım. Zarsızdır sentrozom. Birbirine dik konumlanmış iki sentriyolden oluşmuştur. Bir sentrolin yapısında mikrotübüller üçer dizilmiş, dokuz set halinde bulunurlar. Sentrozomlar mikrotübül organize edeceği merkezlerdir. Sentrozom organeli hayvan hücrelerinde bulunurken gelişmiş bitki üzerinde ve yine mantar üzerinde sentrozom bulunmaz. İlkel bitki üzerinde ise sentrozom bulunur. Bazı yardımcı yayınlarda mantar üzerinde sentrozom bulunduğu yazmakta. Halbuki mantar üzerinde sentrozom organeli bulunmaz. Bitki ve mantar üzerinde sentriol içeren sentrozom bulunmamasına rağmen iyi organize olmuş mikrotübülleri bulunur. Bitki ve mantar üzerinde mikrotübüllerin bulunduğu kısımlar mikrotübül organize edici merkez olarak adlandırılır. Dolayısıyla bitki ve mantar üzerinde mikrotübül organize edici merkezler vardır. Ancak bu kısımlar sentrozom şeklinde dolayısıyla sentriol şeklinde değildir diye söyleyebiliriz. Peki sentrozomların Dolayısıyla sentrüllerin ya da bitki ve mantar hücrelerinde mikrotübül organize edici merkezlerin görevi nedir? Bu kısımların görevi hücre bölünme sırasında iyi ipliklerin oluşmasını sağlamaktır. İyi iplikleri kromozomların hareketinde görev yapacak olan hücresel elemanlardır. Hücre bölünme sırasında oluşurlar.